Die Gesellschaft Dersimiz dört bölümden oluşuyor. Aile, yüze kadar olan sayılar, iyilik zamirleri, dış görünüş ve meslekler ve tüm bu konular birbiriyle iç içe konular. Yani hepsini bir arada anlatmaya çalışacağız. Unutmadan birinci ünite konularından olan Wie heißt du, woher kommst du, wo wohnst gibi sorulara da bir göz atmayı unutmayın. Buradan da birkaç tane soru gelebilir. Videonun açıklama kısmında tüm konularla ilgili PDF dosyaları var. Oradan indirebilirsiniz. Yine oyun linkleri üzerinden çalışabilirsiniz. Her konuya ait ayrıntılı videoya ulaşmak için sağ üst köşeye bıraktığım video kartları üzerinden ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Birinci bölümle başlayalım. Die Familie. Die Familie. Die Verwandten. Die Mutter. Die Ehefrau. Der Vater. Der Ehemann. Die Eltern die Großmutter ya da kısaca die Oma der Großvater kısaca der Opa die Großeltern Türkçede olmayan bir kelime büyük ebeveynler demek die Tante der Onkel Almanca'da hala teyze gibi ayrıntılı akraba isimleri olmaz akrabalarımız arasındaki kadın kişilere die Tante erkek olan kişilere ise der Onkel ifadesi kullanılır die Tochter der Sohn Die Schwester, der Bruder, die Geschwister, die Enkelin, der Enkel, die Nichte, der Neffe, die Cousine, der Cousin, Chol, die Cousins, die Zwillinge. Bunlar bizim ailemizin üyeleri. Aile üyelerini anlatırken benim annem, benim babam, benim kuzenim şeklinde burada mein iyilik zamiri kullanmam lazım. Bazen mine şeklinde de bunu kullanmalıyım. Ne zaman mine kullanılır? Eğer sahip olduğum yani benim annem, benim babam dediğim şahıs dişi bir varlıksa anne, kız, kardeş ya da teyze gibi o zaman e harfini eklemeliyim. Ya da çoğul varlıklar biliyorsunuz bütün çoğul varlıkların artikeli di olurdu. Yine o zaman da mine şeklinde kullanmam lazım. Onun dışında de ya da das artikeline sahip erkekler ya da nötr varlıklar için mein kullanmam lazım. Bu benim annem derken yani bir kişiyi anlatırken ist fiilini kullanmalıyım. Bunlar benim ebeveynlerim, kardeşlerim derken yani çoğul kelimeleri ifade ederken zin şeklindeki fiili kullanmam lazım. İkisi de sein fiilinin çekilmiş halleri. Ist, das ist mein Vater, das ist mein Bruder, gibi ya da das ist mein Kind. Di artikelli olursa e harfini eklemeyi unutmayın. Das ist meine Mutter. Das ist meine Schwester gibi. Çoğulara da bir bakalım. Hepsi di artikelli olduğu için çoğul kelimeler hep meine şeklinde kullanmam lazım. Das sind meine Eltern. Das sind meine Großeltern gibi. Bir de haben fiili var. Yani bu da sıklıkla kullanılabilir. Bu ünitede sürekli olarak sein ve haben fiillerini kullanmamız gerekiyor. Habın ne demek? Benim bir annem var. Benim bir kardeşim var gibi. Habın fiilini kullanırken çok dikkatli olun. Neden? Burada işin içine gramer giriyor. Ve genelde de sınavda bununla ilgili mutlaka soru çıkar. Nasıl bir kural var burada? Ben benim var derken sahip olduğum şeyin artikeli das olursa çocuk ya da bebek gibi o zaman aynı şeklinde kullanmalıyım. Sahip olduğum şeyin artikeli değil olursa yani dişi bir varlığa sahipsem aynı. Erkek bir şeye sahipsem o zaman aynı kullanmalıyım. Örneklerle daha iyi anlarsınız. İşe göre bir örnek verelim. Ich habe. Şimdi ben anneyim ve benim bir bebeğim var. Yani das baby. Das artikelli bir kelime. Aynı kullanmalıyım. Ich habe ein Baby. Ya da benim bir kız kardeşim var. Yani die artikelli bir varlık. O zaman aynı kullanmalıyım. Ich habe eine Schwester erkek o zaman ne kullanmalıyım ich aynen einen ich habe einen buna da dikkat edin benim bir yok derken tek yapmanız gereken önüne k harfini koymak çoğulla ilgili cümle kurarken yani benim ebeveynlerim kardeşlerim var gibi cümle kurarken o zaman mutlaka kelimelerin çoğul hallerini kullanmalısınız örneğin opa yerine opas omas geschwister schwestern Ruda, ten, ten ve Onkel. Onkel'ın tekil ve çoğulu aynı. Bunları da dikkat edin. Nasıl cümle kurarız? Mesela kardeşler. Benim kardeşlerim var. Burada artık bir kelimesini kullanamam. Yani aynı kelimesini kullanmamalıyım. Doğrudan kelimeyi yazarım. Ich habe Geschwister. Benim kardeşlerim var. Ya da sayısını söylemek istersem, Ich habe drei Geschwister, Ich habe zwei Geschwister gibi. Eğer bir kardeşim varsa, o zaman onun cinsiyetini belirtirim. Ich habe eine Schwester ya da ich habe einen Bruder demeliyim. Yoksa ich habe keine Geschwister. Mesela teyzelerimi anlatıyorum. Ich habe zwei Tanten. Ich habe drei Onkel, ich habe zwei Schwestern ya da benim kız kardeşlerim yok, ich habe keine Schwestern şeklinde bu şekilde cümleleri kurabilirsiniz. Onun adı yani ailemizi tanıtırken onun adından bahsederken sein ve heißen fiillerini kullanabilirsiniz. İkisi de aynı şeyi ifade eder. Burada o şeklinde yani ist ya da heist. Ninemizi tarif edelim. Meine Oma ist Elke ya da meine Oma heist Elke. İkisini de kullanabilirsiniz. Burada sık yapılan bir hata var. Ona dikkat edin. Burada gördüğünüz ''estet'' dediğimiz harf çift S demek. Yani bu B harfi değil. Meine Oma hyped diye öyle bir kelime yok. Meine Oma Heist Elke. Buradaki harfi S, S harfiyle değiştirebilirsiniz. İkisi aynı şey olur. Ya da Z Heist yani onun adı Elke şeklinde de cümleyi kurabilirsiniz. Erkek örnek verelim. Burada mine yerine mein Opa oldu. E harfini kullanmıyorum. Mein Opa ist Karl ya da mein Opa heißt Karl. O, er heißt Karl gibi cümleyi kullanabilirsiniz. Onların adı derken o zaman Zint kullanmalısınız. Meine Großeltern heißen Elke und Karl. Meine Geschwister heißen Tim, Nina und Lisa. Yani isimleri aynı cümle içinde zikredebilirsiniz. Şimdi yaşı ifade etmek için bize ne gerekli? 100'e kadar olan sayılar gerekli. 12'ye kadar olan sayıları ezberlediğiniz zaman gerisi kolay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12. Bunları ezberleyin. Ondan sonrası kolay. 19'a kadar olan sayılarda ters köşe yapacağız. Yani harfleri ters okuyacağız. 13 yerine 3, 10 dememiz lazım. Aynı şekilde 4, 10, 5, 10, 6, 10 gibi. 13, 10, 4, 10, 5, 10 ama 16 ve 17 de dikkat edin. Burada 16'de S harfi düşer. Yani 6 kelimesinin S'sini atın. 16, 17 en de düşer. 17, 18, 19. Ondalıklı sayıları ne yaparız? Yani 20'den itibaren ondalıklı sayılarda ufak bir değişiklik var. 20, yani burada zik ekini eklemeniz gerekiyor. Sadece 20'de 2 yerine cvan kelimesi gelmiş ve 30'de de z harfi çift s ile değişmiş. Ve yine aynı 16-17'deki gibi s ve e, n harfleri düşmüş. Bunlara dikkat edin. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100 ya da 100, 100 olarak kullanabilirsiniz. Peki daha işler karıştığı zaman ne yaparız? 20'den itibaren 3 14 10, 10 şeklinde değil, araya ve kelimesi yani und kelimesini eklemelisiniz. 21, 1 ve 20. Ein und zwanzig. 34, 4 ve 30. Vier und dreißig. 56, 6 ve 50. Sex und 50. 67, 7 ve 60. 760 şeklinde bu sayıları yazabilirsiniz. Sayıları öğrendiğimize göre yaşları ifade edebiliriz. Yine işin içinde sein fiili var. Yaşı belirtirken sein fiilin arkasını hemen yağı alt ifadesi gelmeli. O, onu anlatalım. Yani ninemizi. Meine Oma ist 70 Jahre alt. Ya da o, sie ist 70 Jahre alt. Mein Opa ist 75 Jahre alt. Er ist 75 Jahre alt. Onların yaşı derken yine zint kullanmalıyım. Sie sind 70 und 75 Jahre alt. Yani iki kişiyi bir cümlede tarif edebilirsiniz. Bu üniteye çalışırken çok fazla soru çeşidiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden soruları doğru anlamanız çok önemli. Yani bütün soru tiplerini ezberlemeniz çok zor. Almanca'da sorular ikiye ayrılır. Bir V soruları vardır. Bu V soruları her zaman için başa gelir. Ne, 1 k dediğimiz sorular. Burada veya was, who kelimelerini bilmeniz lazım. Veya kim, vi nasıl, was ne, wo nerede. Bunları bilirseniz soruları daha iyi anlarsınız. Örnek verelim. Mesela vi heißt ne demek? Vi heißt onun adı nedir. Burada birinin ismini söylemeniz gerekir. Ya da vi alt birisinin yaşı soruluyor demektir. Ya da wie, nasıl, wie sieht deine Mutter aus, annen nasıl bir görüntüye sahip gibi. Ya da was, ne demek? Mesela beruf, meslek demek. Was ist deine Mutter von beruf? Annenin mesleği ne demiş oldum. Veya kim demek? Örneğin. Veya sind deine Eltern. Şimdi Eltern ebeveynler demek. Senin ebeveynlerin. Veya dediğine göre kim? Burada ne yapmanız lazım? Ebeveynlerin ismini yazmanız lazım. Ya da Wer hat keine Kinder? Hat sahip olmak var demek. Yani kimin var? Keine kinder. olumsuz olduğuna göre kimin çocuğu yok. Ya da wer hat Kinder? Kimin çocuğu var? Wo, wo da nerede demek? Wo wohnen deine Großeltern? Burada Großeltern büyük ebeveynler. Wo dediğine göre nerede? Demek ki burada nerede yaşadıklarını söylemem lazım. Bunları bilirseniz soruları daha rahat anlarsınız. Bir de fiil ile başlayan sorular vardır. Bunlar direkt sorulardır. Yani bunların cevabı ya evettir ya da hayırdır. Burada haben ve sein fiillerini kullandığımız için bu fiilleri başta görürseniz bilin ki bu bir çeşit evet hayır cevabı olan sorulardır. Örneğin haben hast du, var mı senin var mı ya da hat liza hat sie onun var mı neyi var mı aynı Schwester onun bir kız kardeşi var mı? Hast du senin var mı? Aynen bu senin bir erkek kardeşin var mı? Ist yani öyle mi? Ist Liza öyle mi Liza? 15 yaşı alt. Liza 15 yaşında mı? Sind, olmak. Monika und Paul deine Eltern. Monika ve Paul senin ebeveynlerin mi? Ist Hans dein Onkel. Hans senin amcan mı? Bunları anlarsanız daha kolay ve doğru cevap verebilirsiniz. Örnek sorularla bölümümüzü tamamlayalım. Fata, muta, kind. Baba, anne, çocuk yani eşittir aile. Die Familie. Fata, muta, die Eltern. Bruder, die Schwester, die Geschwister. Böyle bir soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Wie heißt Lea's muta? Lea'nın adı ne? Lea's muta ist Maria diyebilirsiniz. Şimdi, die Kinder von Max und Mia sind. Boşluk doldurma. Die Kinder von. Von ne demek? Onun, kimin? Max und Mia'nın demek. Yani burada ters bir şekilde var. Max ve Mia'nın çocukları Freya und Phil. Bu şekilde de soru gelebilir. Ya da haben fiili başa gelmiş. Yani var mı? Hat Karl Kinder. Karl'ın çocukları var mı? Burada evet diyebilirsiniz. Ya da veya yani kim? Veya hat. Kimin var? Keine Kinder yani yok. Kimin çocukları yok? Bu şekilde de soru olabilir. Wie alt yani kaç yaşında? Dick Holz Elten. Burada ebeveynlerin yaşı soruluyor. Bu şekilde olabilir. Ya da boşluk doldurma. Fil ist. Fil olmak. Bruder. Fil kimin erkek kardeşi? Freya'nın. Freyas. Ya da tam tersi. Freya ist Schwester. Freya kimin kız kardeşi? Filin. Yani fields. Diğer sorumuz. Haben fiilini gördüğünüz zaman dikkat edin. Das olduğu zaman ein. Die olduğu zaman eine. De artikelli bir kelime görürseniz einen yerleştirmeyi unutmayın. Ich habe ein Kind, eine Schwester, einen Bruder gibi. Ya da bulmaca tarzında soru olabilir. Mein Vater hat babamın var. Neyi var? Aynı şvesta. Bir kız kardeşi var. Sie ist meine, o benim neyim? O benim halam. Sie ist meine Tante. Yine mein Vater hat, babamın var. Neyi var? Einen Bruder, erkek kardeş, o benim neyim? Amcam. Er ist mein Onkel. Boşluk doldurmayı unutmayın. Die Mutter von, burada ters yapıyorsunuz. Fonu gördüğünüz zaman ters yapın. Die Mutter von meinem Vater, yani babamın annesi. Buraya olmayı yazın. Die Tochter von Tante, teyzemin kızı, kuzini. Kendini ve aileni tanıt şeklinde bir metin yazmanız istenebilir. O zaman kendinizi tanıtırsınız. Ich bin Clara, ich bin 15 Jahre alt. Daha sonra das ist meine Familie, bu benim ailem. Annenizi anlatırken babanızı ya da kardeşlerinizi hep aynı şemayı kullanabilirsiniz. Meine Mutter ist Maria, sie ist 40 Jahre alt. Mein Vater ist Klaus, er ist 45 Jahre alt gibi. Daha sonra kardeşlerinizi anlatabilirsiniz. Mesela kardeşleriniz varsa, ich habe zwei Geschwister, iki tane kardeşim var. Ya da bir kardeşiniz varsa, ich habe eine Schwester ya da ich habe einen Bruder şeklinde yazabilirsiniz. Kardeşiniz yoksa, Ich habe keine Geschwister demelisiniz. Ya da size bir metin verilir ve bu metne göre sorular gelebilir. Burada yine soruları anlamak önemlidir. Örneğin wie heißen deine Eltern? Wie heißen yani isimleri ne? Hast du Geschwister? Hast du? Var mı? Ne var mı? Geschwister. Kardeşlerim var mı? Wie alt? Ne yani kaç yaşında? Dein Bruder Tim. Ist Sandra deine Schwester? Sandra senin kardeşin mi? kız kardeşin mi şeklinde. Evet ikinci bölümle devam edelim. Possessive pronomen yani iyilik zamirleri. İyilik zamirleri mine kelimesini biraz öğrenmiştik. Mine, dein, sein. Erkek için sein, onun. Bayan olduğu zaman yani kadın dişi varlık olduğu zaman iyi. Yine nötr varlık sein. Yani er ve es aynı şekilde. Unza, oya, i, ve ihr. Buradaki e harfleri ne işe yarıyor? da bunu öğrenmiştik. Sahip olduğumuz şeye bakıyor. Sahip olduğumuz şeyin artikeli di olursa iyelik zamirine e harfini ekleriz. Örneğin de fata de opa da das'kind burada e harfini eklemeyiz. Ama di muta ya da çoğul kelime di elten e harfini ekleriz. Ne deriz? Mine fata mine opa ama mine muta, mine elten gibi. Mine yani benim. Meine Mutter. Çünkü dişi bir varlık artikeli değil. Mein Vater. Dein yani senin. Deine Mutter, dein Vater. Sein, onun, erkek onun. Seine Mutter, sein Vater. Ihr, dişi varlıkta onun demek. Ihre Mutter, ihr Vater. Das Aussehen, fiziksel özelliklerimiz. Das Gesicht, die Gesichte. Yüz ve yüzler. Yüz nasıl olabilir? oval, rund, eckig. Das Auge, die Augen, göz ve gözler, grün, braun, blau ya da groß, klein bu şekilde de kullanabilirsiniz. Die Nase, die Nasen, burun ve burunlar, klein, groß, spitz. Das Haar, die Haare, braun, hell braun, kumral olmadığı için hell braun yani açık kahverengi terimini kullanabilirsiniz. Blond, rot, schwarz lang, kurz, mittellang, lockig, wellig, glatt. Die Lippe, die Lippen, voll, schmal. Die Figur, die Figuren, klein, groß, mittelgroß. Burada şuna dikkat edin. Saçlardaki uzun ve kısa ifadesini vücutta pek fazla kullanmayız. Vücudu tarif ederken Almanca'da büyük ve küçük kelimeleri kullanılır. Yani man ist groß derken adam büyük değil. Adam uzun demiş oluruz. Burada klein ve groß kullanılmalı. Kullanacağımız fiiller yine sein ve haben fiilleri. Şimdi sein fiilini kullanırken bir tek uzuv ise burun ve yüz gibi o zaman ist şeklinde fiili çekmemiz lazım. Gözler, saçlar ya da dudakları anlatırken zin şeklinde çekim yapmam lazım. Tek uzuv, ist ve sıfat. Sıfat değişmez. Çift uzuv yani kelimenin çoğul hali zind ve sıfat. Das Gesicht ist oval. Das Gesicht, yani bir tane yüz olduğu için ist kullandım. Die Augen sind grün. Çoğul olduğu için sind kullandım. Die Nase ist klein. Die Haare, saçlar, die Haare sind lang. Saçlar uzun. Die Lippen sind voll. Dudaklar dolgun. Die Figur ist schlank. fizik yani vücut zayıf. Burada vücuttan bahsederken aslında o vücut zayıf şişman bu çok doğru bir kullanım değil. Daha çok ben zayıfım, ben uzunum, ben kısayım şeklinde benli senli cümle kullanılır. Yani ich bin dick, sie ist schlank şeklinde cümle kurmak daha doğru olur. Peki haben fiiliyle nasıl cümle kurulur? Haben fiilini kullanırken benim var. Ich habe ein ovales Gesicht. Benim oval bir yüzüm var şeklinde de kendinizi ifade edebilirsiniz. Burada sıfat çekimi söz konusu buna dikkat edin. E harfi eklenir sadece yüzde S eklenir. Ich habe ein oval kahles Gesicht. Ich habe grüne Augen. Ich habe eine kleine Nase. Benim küçük bir burnum var. Ich habe lange Haare. Benim uzun saçlarım var. Ich habe volle Lippen. Benim dudaklarım onun gözleri yani iyelik zamirlerini kullanmamız gerekirse o zaman nasıl cümle kurarız? İyelik zamirlerini bir kenara yazalım. Şimdi fiziksel özelliklerimizi belirttiğimiz azalarımızı bir kenara yazalım. Das Gesicht, die Nase, die Figur, die Augen, di haare yani hepsinin tekil çoğul hallerini kullanmamız gerekmez das gesicht gördüğünüz gibi tek das artikeli olan yüz onun dışındaki bütün kelimelerin artikeli değil. demek ki yüz dışında mine ifadesini kullanmam lazım. Sadece yüz için mine kullanacağım. Tekil uzuvlar neler? Yüz, burun ve vücut. Bunun için ist fiilini kullanmam lazım. Ama gözler, saçlar ve dudaklar için zin şeklinde fiili çekmem lazım. İş yani benim, benim gözüm, benim kaşım için örnek verelim. Benim gözlerim şöyledir, böyledir derken yelik zamiri ve uzvu yazarız. Yani mine ve uzuv. Daha sonra tekil için ist, çoğul uzuv için sind fiilini kullanırım ve sonuna sıfatı değiştirmeden eklerim. Fiziksel özelliklerimi bir kenara yazdım. Mein Gesicht. Burada sadece Gesicht'te mein, gerisinde meine kullandım. Mein Gesicht tek olduğu için ist. Mein Gesicht ist ekiş. Meine Augen sind grün. Çoğul olduğu için sind kullandım. Yani benim gözlerim yeşil dedim. Meine Nase ist klein. Meine Lippen sind schmal. Benim dudaklarım ince. Meine Figur ist groß und schlank. Ya da ich bin groß und schlank. Peki haben fiiliyle kendimi nasıl tanıtabilirim? Burada ich habe demeliyim. Yani haben fiilini işe göre çektim. Sıfata e eklemeliyim ve uzvumu yazmalıyım. Sadece das gesicht olduğu için burada istisnai bir durum var. Onun dışında hepsi aynı. Ich habe ein eckiges gesicht. Ich habe grüne augen. Ich habe eine kleine nase. Benim küçük bir burnum var. Ich habe schmale lippen. Ich bin groß und schlank. Ben uzun ve zayıfım. Bayan olduğu zaman yani dişi bir varlığı tarif ederken onun derken o zaman ne kullanmalıyız? Iya kelimesini kullanmamız lazım. Iya yüz için ihr, diğer uzuvlar için ihre hep aynı. Ihr Gesicht ist rund. Onun yüzü yuvarlak. Ihre Augen sind klein. Onun gözleri küçük. Ihre Nase ist klein gibi. Onun var derken burada ich habe yerine sie hat haben fiilini ona göre çektim. Sie hat onun var. Sie hat ein rundes Gesicht. Sie hat kleine Augen. Sie hat eine kleine Nase gibi. Erkek olduğu zaman sein geliyordu. Yani sein gesicht ya da seine. Seine Augen sind blau. Onun gözleri mavi. Seine Nase ist groß. Bu şekilde kişileri tarif edebilirsiniz. Onun var derken o zaman er yani o erkek. Er hat. Er hat blaue Augen. Er hat eine große Nase. Er hat schmale Lippen gibi. Örnek sorularla bölümümüzü tamamlayalım. Ergänzen Sie die possessiv Burada size ipucu verilir ve boşlukları doldurmanız istenebilir. Mesela buradaki kelimemiz saçlar. Haare, haare. Bunun artikelini hemen bir kenara yazarım. Die haare. Demek ki e harfini eklemem lazım. Sie yani o. Bayan o. Yani ihr. Ihre haare. Nase, die nase. E harfini eklemem lazım. Kim için? Er yani sein. Seine Nase. Onun burnu küçük. Augen, die Augen, E harfini eklemem lazım. Ich, yani ben, meine Augen. Yüz dışında hepsinde E harfini eklemeyi unutmayın. Gesicht, burada das Gesicht olduğu için E harfini eklemiyorum. Kim? Wir. Wir'ye göre iyilik zamirini kullandım. za, Gesicht dedim. Ya da bir şahıs resmi verilir ve onu tarif etmeniz istenebilir. Az önceki gibi kişiyi o şeklinde tarif edebilirsiniz ya da eşleştirme olabilir. Nasıl? Uzuvlara ait özellikler, sıfatlar verilir ve bunlar o uzuvlara aittir. Mesela spitz ne sivri olabilir? Burun sivri olabilir. Fol, dolgun, dudaklar. Das Gesicht, oval ya da size küçük metinler verilir ve onları anlayıp şahıslarla eşleştirmeniz istenebilir. Son bölümümüz Die Berufe, mesleklere bir göz atalım. Der Beruf meslek demek, die Berufe meslekler. Bir mesleği belirtirken Almanca'da o kişinin cinsiyeti de beraberinde belirtilir. Nasıl belirtilir? Erkeklerin her zaman için artikeli de olur. Kadınların ise di olur ve sonuna in eklenir. Bu kadar basit. Der Lehrer, die Lehrerin. Der Arzt, die Ärztin. Burada die Arztin yerine an üzerine iki nokta gelmiş. İstisnai durumlardan bir tanesi. Buna dikkat edin. Yine aynı şekilde birleşik kelime. Der Zahnarzt, Zahn diş demek. Yani diş doktoru. Der Tierarzt, Tier hayvan demek yani veteriner. Burada da A harfi E'ye dönüşüyor. Der Arzt, die Ärztin. Der Zahnarzt, die Zahnärztin. Der Tierarzt, die Tierärztin. Der Koch, die Köchin. Der Landwirt, die Landwirtin. Der Bauer, die Bäuerin. Im Landwirt der Bauer-Kelmesini Der Ingenieur, die Ingenieurin. Der Verkäufer, die Verkäuferin. Der Schneider, die Schneiderin. Der Sekretär, die Sekretärin. Der Polizist, die Polizistin. Der Programmierer, die Programmiererin. Der Friseur, die Friseurin, der Kellner, die Kellnerin, der Sänger, die Sängerin, der Arbeiter, die Arbeiterin, der Krankenpfleger, demek, die Krankenschwester, Kerdunhem Schredemek, der Hausmann, die Hausfrau, der Sportler, die Sportlerin, der Dichter, die Dichterin, der Journalist, die Journalistin. Der Apotheker, die Apothekerin, der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, der Bäcker, die Bäckerin, der Maler, die Malerin, der Elektriker, die Elektrikerin, der Anwalt, die Anwältin, der Architekt, die Architektin, der Pilot, die Pilotin. Genel Der Arzt burada A'nın üzerine iki nokta geliyor. Die Ärztin, der Anwalt, die Anwältin ikinci A'nın üzerine iki nokta geliyor. Der Koch, die Köchin, der Bauer, die Bäuerin. Hemşire kısmında da iki farklı ifade kullanılıyor. Buna dikkat edin. Öğrenciyim ne demek? Öğrenci eğer üniversite öğrencisi değilseniz o zaman Schüler kelimesi kullanılmalı. Der Schüler, die Schülerin. Üniversite öğrencisiyseniz der Student, die Studentin demelisiniz. Ben öğrenciyim. Ich bin Schüler. Erkek öğrenci. Kız öğrenciyseniz, ich bin Schülerin. Üniversitede öğrenciyseniz, ich bin Student. Ich bin Studentin. O o bir öğrenci. Kız için sie ist Schülerin, erkek er ist Schüler. Kadın, sie ist Studentin, erkek er ist Student dememiz lazım. Mesleğimizi belirtirken yani benim mesleğim budur derken Ich bin demeniz yeterli. Ich bin Arzt. Ich bin Lehrer gibi. Sonuna von Beruf kelimesi de gelebilir. Ya da çalışmak fiilini kullanabilirsiniz. Ich arbeite als. Ich arbeite als Lehrer gibi. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt von Beruf. Ich arbeite als Arzt. Kadın olursa aynı ifadeyi kadın meslek isimleriyle değiştirmeniz yeterli. Onun mesleği derken erkek için er ist, kadın için sie ist demeniz yeterli. Er ist Arzt, er arbeitet als Arzt. Sie ist Ärztin, sie arbeitet als Ärztin. Örnek sorularla dersimizi tamamlayalım. Was ist dein Vater von Beruf? Ya da was ist sein Beruf? Onun mesleği nedir? Mesleğini söylersiniz. Er ist Koch. Ya da bayan için was ist deine Mutter Beruf? O zaman er yerine sie kullanın. Sie ist Lehrerin. Was ist dein Traumberuf? Hayalindeki meslek nedir? Mein Traumberuf ist Arzt. Ist er ein Anwalt? Burada ist yani mı sorusu var. O bir avukat mı? Ya evet ya da hayır şeklinde cevap verebilirsiniz. Ya da size ipucu verilir. Denilir ki, sie schreibt Computerspiele. O zaman onun bilgisayar oyunları yazdığını anlarsanız buraya ne yazmalısınız? Programcı ya da Patient, hasta, Krankenhaus gibi ifadeler görürseniz bu bir doktordur. Yani Patient hasta demek, Krankenhaus hastane demek. Ya da e-mail, telefon bu bir sekreter demek. Ya da size meslekleri erkek ve kadın olarak tamamlamanız istenebilir. Der gibi, der Lehrer, die Lehrerin gibi. Also dann, ich steige hier aus.